Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle puf puf kabaran yumuşacık yumurtasız poğaça tarifi paylaşacağım. Özellikle yumurtaya alerjisi olanların gönül rahatlığıyla deneyebileceği nefis bir poğaça tarifi dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Poğaça hamuru için yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket instant mayayı alarak tel çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Bu aşamada kullandığımız sütün ılık olmasına mutlaka dikkat edelim. 5,5 su bardağı unu da yavaş yavaş ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Bu şekilde unu yavaşça eklediğinizde hem hamuru yoğurmanız hem de kıvamını ayarlamanız çok daha kolay olacaktır. Gereğinden fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyelim. Toparlanan hamurun üzerine önce streç filmle kapatalım. Daha sonra temiz bir örtü örterek ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat kadar hamuru mayalanmaya bırakalım. Sürenin sonunda gördüğünüz gibi hamur gayet güzel kabardı. Şimdi un serptiğimiz bir tezgaha aktaralım. Şöyle tekrardan yoğurarak hamuru toparlayalım. Hamuru önce 4 eşit parçaya, ardından her bir parçayı da kendi içerisinde 5'e bölerek toplamda 20 adet hamur elde edelim. Poğaçaların eşit büyüklükte olması için büyük olduğunu düşündüğünüz hamurlardan parçalar kopararak küçük hamurlara ilave yapabilirsiniz. Şimdi her bir hamuru tek tek elimizle toparlayarak beze haline getirelim. Yapılışı gayet basit. Hafifçe unlanmış tezgahta hamuru içe doğru toplayarak beze haline getiriyorum. Sonrasında elimle yuvarlayarak şekil veriyorum. Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde poğaçalarımızı yerleştirelim. Ben şu anda poğaçalarımı sade hazırlıyorum. İsterseniz içerisini beyaz peynirli, zeytinli veya patatesli olarak da yapabilirsiniz. Tarifte yumurta kullanmayacağımız için poğaçaların bir kısmının üzerine su, bir kısmının üzerine de yoğurt süreceğim. Her ikisini de size göstermek istiyorum. Hangisini tercih ederseniz siz de poğaçalarınızı o şekilde hazırlayabilirsiniz. Son olarak poğaçaların üzerine susam veya çörek otu serpiştirdikten sonra 15 dakika kadar tepsi mayasına bırakalım. Sürenin sonunda poğaçalarımızı 190 derece fırında 25 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Altı üstü güzelce kızaran poğaçaları fırından aldıktan sonra iç sıcaklığı çıkıncaya kadar dinlendirelim. Yumuşacık, puf puf kabaran nefis poğaçalar hazırlamış olduk. Pastaneden aldıklarınızı aratmayacak bu tarifi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Su sürdüğüm ve yoğurt sürdüğüm poğaçaları da görüyorsunuz. Her ikisi de gayet güzel kızarmış durumda. Poğaçaları ortadan ikiye keserek içerisine salatalık, domates ve peynir yerleştirip minik sandviçler elde edebilirsiniz. Bu haliyle özellikle çocukların beslenme çantalarına da koyabilirsiniz. Yumurtasız poğaça tarifini de denerseniz yorumlarınızı ve fotoğraflarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Açıklamalara bu tarife detaylı olarak ulaşabileceğiniz bağlantıyı ekliyorum. O bağlantıya tıklayarak Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında yumurtasız poğaça tarifini açabilir. Sizden önce deneyenlerin yorum ve fotoğraflarına da ulaşabilirsiniz.